Müge Sezen en fenası oldu. Yalnız çok şaşırdım seni böyle görünce. Saç, makyaj falan. Efsun bakımına hep düşkündür Sinancığım. Evet. Öyle değil mi Efsun? Rimelsiz bakkala bile gitmez. Tabii o zamanlarda bakımlıydı. Lisedeyken makyaj yapmazdı demek istiyorum. Ha doğru. Hadi bakalım Efsuncuğum, sen böreği getir ver içeriden. Hadi canım. Buyurun yemeğe geçelim biz de. Sinancığım şöyle seni başa alalım. Çekil, 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 çekil. Ver şunları bana, ver, ver. Çekil, çekil. Beceremezsin sen şimdi. Niye beceremiyorum ya? Allah Allah. İçeride Efsuncuğum canım, cicim buraya gelince angut kuşu. Hadi Efsun, sallanma hadi. Efsun'umun böreği. Buyurun. Oo, Efsun, gözlerime inanamıyorum. Bunu sen mi yaptın gerçekten? Yok, babam yaptı. Babam yaptı. Özür dilerim, öyle bir şey demek istemedim. Yani ben bayağıdır böyle şeyler hasretim de. Ne var bunun içinde? Ispanak var içinde. Oo, bayılırım. Nasıl yaptın? Şimdi şöyle ki, altına yufka koydum. Gerçi üstüne de yufka koydum. Arasına ıspanak, pembeleşinceye kadar 50 derecede... Soğan mı bu? 100 derecede, 50 olur mu hiç? Bir 10 dakika. 10 dakika olur mu hiç? 2 saat. 2 saat az gelir, 4 saat. Kısık ateşte aslına bakarsan ben kül alana kadar bir güzel gözüm hep kendisindeydi. Üstüne siyahlardan döktüm daha lezzet versin diye. Yani aynı anneniz hayatta yaptığı böreğin tarifini vermez lan. Bu ailenin kadınlarının gizli börek tarifi bu, değil mi? Ay Oktay'cığım, utandırıyorsun bizi. Efsun'un barbunyası. Evet, evet. Efsun'cum, alacağım. Versene onu. Barbunyam inanılmazdır. 8 dünya kupası görürsün, böyle barbunya göremezsin. Bence çıkardığı en iyi maçtı o. Aa, Sinancığım, neden zahmet ediyorsun? Gerçi temiz ama. Sen nelerin ne kadar lezzetli öyle. Afiyet olsun. Kitap çıkarmayı düşünüyorum. İçimdeki Emine Beder. Bu börekle ben bir daha yemeğe gelirim, söyleyeyim. Tamam, babama söylerim, yapar. Bir de sen al şunu, hadi. Kıyma bile 4 günde bozulurken nasıl oluyor da duygular taptaze kalabiliyor? Giderken Sinan beni yanaklarımdan öpüyor. Bense o an dudaklarımı dudaklarına Japon yapıştırıcısıyla yapıştırmak, böyle sımsıkı sarılmak istiyorum ona. Siz varsanız sizden bir tane daha olmalı bir yerlerde. Zeus uyarının kürisi diye boşuna anlatmadı herhalde o kadın. Meğer ben çok uzun zamandır Sinan'ı bekliyormuşum. Ortaç'ın yanındaki Efsun'u kız kim? Ortaç kim? Yuh! Serdar Ortaç. Ne? Pozlar ne böyle ya? Aa! Ne bu ya? Gözlerim kapalı. Ha, inanmıyorum ya. Alkol bütün kötülüklerin anasıdır. Bıydık, bıydık, bıydık. Bıydık, bıydık, bıydık. Allah Allah. Ya ne oluyor ya? Hayırdır inşallah. Altın günü vardı, benim mi haberim yok? Mesela Sinan şimdi sana mesaj attı. Ne yaparsın? Ne yapacağım? Göbek atarım. Of kuzi ya, ne göbeği? Hayatım, cevap yazarım. Ne yapacağım işte? Aa, delirmiş. Olmaz, saçmalama. En az yarım saat bekleyeceksin. Verdiğin cevap da 2 kelimeyi geçmeyecek. Allah Allah, sebep? Efsuncuğum, kadınlar birer kuştur. Ve bu kuşlar eldeki kuş ve teldeki kuş olmak üzere 2'ye ayrılırlar. Erkekler seni hiçbir zaman eldeki kuş olarak görmemeli. Tam avucuna girecek gibi olduğunda pır uçmalısın. Çünkü erkekler için makbul olan teldeki kuştur. Anneanne. Ama önce ona erkek olduğunu hissettireceksin. Çocuk kendini kral sanacak. Yemeği sipariş etmesine, hesabı ödemesine bunlara izin vereceksin. Yakın ama uzak olacaksın. Fazla abartmadan kıskanacaksın ve kıskandıracaksın. Bugüne kadar erkeklere ne yapmadın diye sorarsanız, işte ben bunların hiçbirini yapmadım. Bu kızların söylediklerinin altında ciddi bir felsefe yatıyor. Her zaman da gülümseyeceksin. Yapma be! Ya gülüşünü saklamayacaksın. Ya bir düşün, bunlar niye Victoria's Secret defilesi izliyor? Niye Miranda Kerr'i seviyor mesela? Valla bence biz ölümlülerde öyle bir çok olmadığı için, sence? Of. Ya tamam ama en önemlisi ne? Hep gülümsüyorlar. Neden? Çünkü kendinden eminler. Futbolu seveceksin. Ya bak bize, kombine biletimiz bile var. Aa, hangi takımda? Chanel. Ay,
Şimdi çıkacak kısmetin hangi takımı tuttuğu belli mi olur? Hayır Can'a hepsinden aldırdık. Pes, yok artık ya. PlayStation, PlayStation çok önemli. Ne diyorsun ya? Benim hiç özel zevklerim olamayacak mı? Aa, başlarım senin zevkine Efsun. Kızım sen evden dışarı çıkmıyorsun ki hiç. Kendi odana kapanıyorsun, vıdı 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 konuşuyorsun kendi kendine. Sanki biz seni hiç duymuyoruz burada. Evet, bir de kendini kolay teslim etmeyeceksin. Ne demişler kızlar? Göster ama elletme.